Selamünaleyküm, ben Bünyamin Sezer. Kısaca projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizdeki modellerde çok fazla vertex olduğundan dolayı vertexlerimizi bounds'lara ayırmamız gerekiyor. Önceden hesaplamamız gerekiyor. Bunu gerçekleştiren komponentimiz burada mevcut ve onun bilgisi de burada tutuyoruz. Da bakarsanız bu bounds'a ait triangle indeksimizin ilk indeksini tutuyoruz ki bundan sonra şu üçgene erişebilelim. İlk indeksi tutmamızın sebebi o. Önceden hesaplamamız gereken bir diğer husus ise aynı konumda olan vertex indekslerimiz. Bunun neden hesaplamamız gerektiğini birazdan bahsedeceğim. Bunu da önceden hesaplıyoruz. Bunun bilgisini de bu scriptable objemizde tutuyoruz. Bir de kısaca Blender'da modelimizden bahsetmek istiyorum. Burada modellerimiz tamamen yüzeyleri birbirinden ayrı, bir bağlantı yok o noktada. Ve bir diğer önemli husus ise iki tane UV map'imiz var. Birisi texture için, ikincisi ise bu transparent cutout shader'ımız için. Eğer sıfırdan küçükse UV, ikinci UV değeri çizdirmiyoruz. Büyükse çizdiriyoruz. Bunu kesme işlemini anlatırken bahsediyor olacağım. Kabaca şu sınıfımızdan bahsedelim. Burada bounds'lara ayırıyoruz ve o andaki triangle içinde geziyoruz. Triangle indeksimizin ilk indeksini vermiş oluyoruz. Bunun da verisi burada tutuluyor. Bir diğer şey ise same vertex indices, aynı vertex indeksimiz. Bu sınıfta önce bounds'lara ayırıyoruz ki şu vertexle tüm vertexleri gezmeyelim. Bunda ondan dolayı bounds'lara ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve burada native multi hash map içerisinde tutuyoruz. Bu aynı key'e sahip birden çok değer alabiliyor. Bunu kesme işlemini bahsederken biraz daha değinmiş olacağım. Bu sınıfımızda bunları yapıyor. Şimdi ise kesme işleminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle küremiz ile kesişen bounds'lardaki indeksleri tek bir indeks haline getirmemiz gerekiyor. Onu da burada gerçekleştiriyoruz. Şu sınıfımız vasıtasıyla o anki kesicimizin radyusuna ve bounds ile kesişip kesişmeme durumuna göre tek bir indeks array haline getirip onu geriye döndürüyoruz. Belki ileride kare bir kesici de eklenebilir diye bu interface üzerinden haberleştiriyoruz. Daha sonra kesişimin olup olmadığını kontrol ediyoruz bu metodumuz vasıtasıyla. Burada gördüğünüz gibi birçok job'umuz yani iş parçacığımız mevcut ve multi threading gerçekleşiyor bunlar. Kesme işlemi var mı o noktada? Eğer ikinci UV'mizin Y değeri küçükse yani kesilmiş ise demek oluyor bu. Geriye döndürüyoruz. Burada kontrol ediyoruz. Eğer öyle değilse 3 tane üçgenlerimiz yani şuradaki üçgenimiz şu kesicimizin içerisinde mi onu kontrol ediyoruz. Eğer öyleyse bunu true haline getiriyoruz. Bu sayede kesişim olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Eğer o anki frame'de kesişim varsa ve başlamamışsa soyma işlemi onu başlatıyoruz. Ve bir event fırlatıyoruz. Burada başlamışsa peel mesh metodumuz çağrılıyor. Burada kesme işleminin gerçekleşeceği şeyler. Bu da bu job'umuz içerisinde gerçekleşiyor. Burada üçgenimizi elde ediyoruz. Burada gene aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Eğer içerisinde ise burada hemen burada da bir de şeyimiz var bizim. Şurada gördüğünüz gibi şunun aynısının var aslında. Hemen o da şurada mevcut. Biz bunu işlemi sürekli döndürüyoruz. Tabii şuradan lokali almamız gerekiyor. Yani şunun aynısı burada dönüyor ve bu vertex'imizin pozisyonunu şu shell'imizin matrisine göre yeniden şekillendiriyoruz. O noktada ondan sonra shell'imizin UV'sini 1 yapıyoruz. Normalde eksi 1 yapılıyor bu. Bakarsanız orada şu anda burada şu an görünüyor ama oyun başladığı zaman da bunların hepsi ikinci UV'si eksi 1'e çekiliyor. Bundan dolayı bunu 1'e çekiyoruz. Daha sonra
mesh, yani bir modelimizdeki ikinci UV'nin indeksini ise eksi 1'e çekiyoruz ki çizdirme işlemi gerçekleşmesin. Daha sonra onları içine ekliyoruz. Peeling tree indices, yani o frame'deki kesilmiş olan üçgenlerimizi ekliyoruz. Bir de şunu yapıyoruz. Bunlardan da bahsediyor olacağım ileride. Bir de burada o anki shell'imizi, yani kesilen indekslerimizin ilk indeksini buraya eklemiş oluyoruz. Hemen buraya tekrar geri dönecek olursak, hemen akabinde peeling tree indices count in frame, burada bir parametre olarak gönderiyoruz. Yani o anda kaç tane şey kesilmiş, üçgen kesilmiş. Bu sayede objemizin yüzde kaçı soyuldu bilgisini elde edeceğiz. Bunu yapıyoruz. Daha sonra soyulma işlemi ne kadar, yüzde kaçı soyuldu onu hesaplıyoruz. Peeling triangle index count diyoruz. Burada kesilmiş indeksimizi tutuyoruz. Daha sonra toplam vertex ve index count, ki onlar aynı. Vertex count ve triangle index count aynı değer. Ona böldüğümüz zaman yüzde kaçı kesildiğini erişmiş oluyoruz. Bir diğer tutmamız gereken veri ise son kesilmiş olan üçgenlerimizin indeksleri, örneğin 70 tanesi. Burada da onu limit koyuyoruz. Burada peel mesh metodumuzun içerisinde o anda kesilmiş olan üçgenlerimizi buraya ekliyoruz. Buradaki Q'muza ekliyoruz. Eğer bu maksimum üçgen sayımız, ki o da burada örneğin 140 tane. 140 tane üçgeni açtığı zaman en baştaki eklenmiş olan, kesilmiş olan şeyleri listeden çıkarıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise şuradaki vertexleri snaplememiz. Hemen kapatıp oyuna geri dönecek olursak biz hemen nasıl bir şey çıkaracağını görmüş olalım. Kestiğimiz zaman vertexlerimiz bakarsanız birbirinden ayrı kesilmiş oluyor. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söylenebilir tabii. Buradaki bütün yüzeyleri biz birbirinden ayırdığımız için oluyor. Ayırmayıp örneğin şurada 6 farklı vertex var. Bunun yerine bir tane vertex yapıp ona göre üçgenleme yapabiliriz. Böyle bir şey söylenebilir. Fakat o zaman da bunların da UV'si bir olması manasına geliyor. Onun da şöyle bir sıkıntısı oluyor. Örneğin biz keserken mesela bu yüzeyi kestik. Yani şuradaki yüzey ile şuradaki kestiğimiz yüzey arasında da bir yüzey olmuş oluyor. Eğer üçgenlemesi bir olursa, yani ortak vertex'i ve UV'yi paylaşırlarsa, bunun önüne geçmek için biz onu yapıyoruz. Ondan dolayı üçgenleri ayırıyoruz. Bu metodumuzun içeriğine bakacak olursak, burada öncelikle vertex key, yani native multi hash map, yani bir dictionary'miz var ve en son soyulmuş olan işte 140 tane üçgenimizin indeksini buraya kaydediyoruz. Bu key değer, value değeri aslında bir işe yaramıyor. Buna hızlı bir şekilde erişmemiz için böyle yapıyoruz. Burada da bu veri yapısı, yani Q multithreading için uygun olmadığı için array'e dönüştürüyoruz. Burada o işlemi gerçekleştiriyor. Bu iş parçacığımızda ise buradaki vertex indeksimizi elde ediyoruz. Sıfırdan başlıyor. Peeling tree indices, yani array'imizin sıfırıncı indeksindeki vertex indeksi elde etmiş oluyoruz. Hatırlarsanız bir native multi hash map oluşturmuştuk. Aynı key de farklı değerler alabiliyordu. Yani şuradaki vertex'imizin indeksi örneğin 125 ise işte şuna sahip olan 126, 500, 1000 onları tutuyor o bağlamda. Burada onlar üzerinde gezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani vertex indeksi veriyoruz ve bize o geri kalan vertex'leri veriyor. Vertex indeksleri. Burada ise snapleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer shell'imizin UV'sinin Y değeri, o anki indeksimizin Y değeri sıfırdan büyük ise, yani aslında bu da ne demek oluyor? Örneğin biz soymaya başladık. Şimdi şurası soyuldu ama işte şuna konsol olan burası soyulmadı. Yani burasının
klip değeri Shell için ne olmuş oluyor? Eksi bir olmuş oluyor. Yani biz sadece soyulmuş olanlarda o işlemi gerçekleştirmek istediğimiz için bunu kontrol ediyoruz. Ve aynı zamanda vertex key şeyi içeriyorsa value yani oradaki ortak indeksi içeriyor ise bunu yapmamızın sebebi ise örneğin biz buradaki bütün soyulmuş olan üçgenlerimizin içerisinde gezip de onları birleştirme işlemi yapabilirdik. Ama bu sefer gene aynı hata olmuş oluyor. Gene şuraya geldiğimiz zaman gene şuradaki kenar ile şuradaki bir kenar arasında da bir bağlantı olmuş oluyor. Ondan dolayı son 200 tane üçgen indeksimizin içerisinde gezmiş oluyoruz. Bu işlemde onu gerçekleştiriyor. Daha sonra eğer bu şartlar sağlanıyorsa bu işte ortak indeksimizi bu vertex indeksimize eşitlemiş oluyoruz. Yani şunu seçtik diyelim. Burada ortak indeksler şunlar. Dolayısıyla bu indekslerin her birini şuraya şey yapıyoruz, yapıştırıyoruz. Bu sayede bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Burada bir sonraki metodumuzda ise buradaki normalleri hesaplıyoruz. Gene soyulmuş olan at once yani o andaki bütün soyulmuş olanlar içerisinde geziyoruz ve bunların normalini hesaplıyoruz. Bu da o anki işte üçgenimizi ilk triangle index a'mızı buluyoruz. Ondan sonra daha sonrakiler erişip cross product'la shell normalimizi atamasını gerçekleştiriyoruz. Hemen akabinde ise update shell mesh yani o andaki current shell mesh'i vertex'ini, UV'sini ve normalini güncelliyoruz. Daha sonra bu işlem gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye devam ediyor ve ufak bir delay veriyoruz. Yani örneğin mesela biz kesme işlemini yaptık ama frame çok hızlı olması halinde bir sonraki işlemde kesme işlemi gerçekleşmeyebilir. Hemen bırakmak da istemeyiz. Burada ufak bir delay veriyoruz. Eğer o işlem gerçekleşmiş ise örneğin boşluğa geldiği zaman otomatik kendisi bırakmış oluyor. Ve kesme işlemi yoksa ve delay de gerçekleşmiş ise bitiriyoruz. Ya da bırakmış isek de elimizi bitiriyoruz. Peel ended. Burada ise generate shell mesh. Burada ise shell'imize yani yeni bir mesh oluşturuyoruz o noktada. Ve buradaki current shell mesh'in vertex'imizin normaline göre atamalarını gerçekleştiriyoruz. Kesme işlemi genel manada bu şekilde gerçekleşiyor. Şu da aynı şekilde ama bu bizim plane'imiz için gerçekleşiyor. Çünkü burada bir ray atmıyoruz o noktada ya da elimizi bırakma gibi bir durum söz konusu değil plane sahnemiz için. Bu da onun için gerçekleşmiş oluyor. Bir de son olarak projeden kabaca bahsetmek istiyorum. Burada spatula plane sahnesi için bir kontrolcümüz mevcut. Burada bıçağımızın velocitesine göre o anki kabuğumuzun da dönüş hızı değişmesi için bir velocity değişkenimiz var. Bu da bıçağımıza ait veriler var. Knife FSM'miz var. Burada farklı idle, movement vesaire peeling knife arasındaki değişimleri, state'ler arası değişimleri tanımladığımız bir yer var. Bu da bir kitap projesi. Aynı Unity animatörün işte kodla yazılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Bunu da muhakkak tavsiye ederim. Burada idle state'imiz mevcut. Burada knife movement state'imiz. Burada bir kendisini rotasyonlu değiştiriyorum. Bir de burada knife'ımızın visual rotasyon değiştiriyorum. Bu sayede kabuğumuz da birazcık farklılık arz etmiş oluyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Şuradaki değişkeni true false yaparak. Şurası boş. İstediğiniz gibi doldurulabilir diye ekledim. Burası da işte peeling mesh'in işte %90'ı şey yap soyulduğu zaman otomatikman bu state'e geçmiş oluyor. Burada state'lerimiz için base var. Burada rotator'ımız var. Peeling mesh'imize ait. Burada bir diğer önemli konu shell kontrolcümüz mevcut.
Eğer şuraya bakarsanız, örneğin Shell Controller var. O andaki Current Shell'in rotasyonunu ayarlamakla meşgul. Hemen bakarsak şuraya Plain Shell. Bakın bunun rotasyonu sürekli dönüyor. Onların Shell'imizin rotasyonunu ayarlamakla mükellef. Buradaki bir de önemli husus, o anki hızımıza göre bıçağımızın ya da işte dönüş hızına göre işte küremizin bunun da o anki current shell'imizin radyusuna göre değişmesi gerekiyor. Şu current shell'imizin dönme rotasyonu. Burada onu ifade ediyor. Angle speed from speed diyor. Burada bunu elde ediyoruz. Bunun altında yatan matematik ise kabaca şu şekilde. Buradaki alfa değeri bölü 360'ın oranı çevremizin yani 2 pi r'nin hızına yani speed'ine orantılı olması. Buradan alfa değerini bulabiliyoruz. Alfa değerini bulup önce knife'ımızın velocity'sini ve shell mesh'imizin radius'u o da zaten lokal pozisyonumuzun magnitude'una eşit olmuş oluyor. Bunu ekliyoruz. Aynı zamanda rotator'ımızın da bir radyusuyla current shell'imizin radyusu arasında da bir orantı var. Buradan da onu elde ediyoruz. Burada da eklersek ekleyebiliyoruz angular speed'ini. Burası önemli. Vertex'lerin çok saçma olmaması açısından burası önemli bir husus. Bu normal shell kontrolcümüz bu plane sahnemiz için olanı. Şuraya bakarsanız şunlar değişik gösteriyor ya da ufak bir rotasyon veriyoruz. Burada da same position için mevcut. Bir diğer önemli husus burası. Peeling meshimiz var. O da soyduğumuz şu modelimiz. Yani şu modelimizi temsil ediyor. Burada property bloğumuz var. Orada da sürekli materyal oluşturmamak için buradan değiştirebiliyoruz. Rengini, texture'ını. Evet, buralardan bahsettim. Shell meshimiz var. Bu bizim döndürdüğümüz şu shell'imizi ifade ediyor. Shell mesh collision bu fırlattığımız shell'imizi ifade ediyor. Yani şu aşağıya düşen şeyi ifade ediyor. Container ise burada aynı şey olduğu için aynı vertex'lere vesaire sahip olduğu için buradan erişiyoruz. Bu bir default değerleri tutuyor diyelim. Çünkü bakarsanız mesela 8 millisecond sürüyor demişim. Yani mesh çok fazla veri olduğu için bunu buraya şey yapması çok uzun sürüyor. Onu ifade ediyor. Shell mesh, peeling mesh'e göre değerlerine göre current shell mesh'i oluşturuyor. Shell behavior'ımız var. Bu da shell'imiz oluşturulduktan sonra ne yapacağından bahsediyor. Oraya bakarsanız cutter base'de mevcut shell behavior shell'imiz oluşturulduğu zaman burada işte oluşturulduktan sonra hangi davranışı sergileyeceği bilgisi var. İşte mesh material atıyormuşuz. Hinge projede yok ama bunu da hemen cutter'ımızda şurada bakarsanız şuradaki davranışları buraya sürükleyebilirsiniz. Thrower fırlatıyormuş. Burada da bunun şey yapması var. Bir diğer önemli husus ise bizim shader'ımız. Burada multiple pass yani iki tane geçişe sahip bir shader'ımız mevcut. Bunlar material property block için değişkenlerimiz. Front texture, back texture. Cool back için yani birincisi görünen yüzey için, ikincisi ise iç yüzey için ikinci geçişimiz. Yani şurası cool front dediği. Buradaki normalimiz normal bir şekilde yani o anki meshimizin normaline göre hesaplanıyor. Ama içerideki yüzeyimiz için normali tersine çevirmemiz gerekiyor ki ışıktan düzgün bir şekilde etkilenebilsin. Eğer böyle bir shader kullanmazsak yani iki tane geçişe sahip bu şekilde karanlık bir şey elde etmiş oluyoruz. Ondan dolayı iki tane geçişimiz mevcut. Burada da clip UV'yi elde ediyoruz. Yani ikinci UV'mizi 0, birinci yani ikinci indeksteki UV'mizi alıyoruz. Eğer sıfırdan küçükse
Burada da şey yapıyoruz, onu klip yani çizdirmiyoruz. Burada da aynı şekilde gerçekleşiyor. Burada da transparent cutout, iki tane geçişe sahip bir shader'ımız ile olayı çözmüş oluyoruz. Şimdi ise profiler'ı kısaca göstermek istiyorum. Burada da eğer durdurursak, yani multi-thread gerçekleştiğini ifade etmek için burada görebilirsiniz cevaplarımızı. Burada meshi güncellemesi aslında en uzun süren husus orası. Şuradaki update shell mesh dediği buradaki verileri en uzun süren kısmı. Onun haricinde has peeling var mı yok mu kesme işlemi. Mesh peeler. Burada da vertex snapper ve calculate normals. Buradaki şeylerimizin de multi-threading çalıştığını görebilirsiniz.